Sıcak bir gelişmeyle ajansla bir kez daha karşınızdayız. İstanbul'da etkili olan yağış birçok bölgede su baskınlarına da neden olmuş durumda. Görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Bu görüntülerin kayda geçtiği nokta ise İstanbul Topkapı ve Topkapı'da bir üst geçidin hemen altında. Araçlar suların içerisinde kalmış durumda. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Alt geçti yağan yağışla birlikte su bastı ve çok sayıda aracın da suyun içerisinde kaldığını şu an ekranlara getiriyoruz. Sabah saatlerinden itibaren meteorolojiden uyarı vardı. Özellikle saatler 12 ve 14'ü gösterdiği 12 ve 14 dilimi içerisinde dolu ve aşırı yağışın birçok bölgede etkili olacağı uyarısı vardı ki İstanbul'un 39 ilçesinden benzer görüntülerde gelmeye devam ediyor. O görüntülerden biri de şu an itibariyle Topkapı'da kayda geçiyor. Şimdi o sıcak noktalardan birine hemen kameralarımızı çevireceğiz. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır karşımızda olacak. Ramazan kolaylıklar dileyelim. Son durumu senden öğrenelim. İstanbul'un aslında genelinde etkili olmaya başladığını belirtelim. Şiddetli sağanak yağışın. Bununla birlikte bir de dolu sürprizi vardı. Şu anda biz Üsküdar Meydan'dayız. Zaman zaman kesiliyor. Zaman zaman da çok şiddetli bir şekilde etkisini sürdürüyor. Ancak gök gürültüsü de şimşek çakmaya da devam ediyor. Ertan'dan rica edeceğim biraz ilerleyelim. Şu anda yine tekrardan hızlandı. İstanbul'un genelinde şiddetli bir sağanak yağış geçişi söz konusu. Arnavutköy'de semt pazarını su bastı. Biraz önce senin de altını çizdiğin Topkapı'da da alt geçit sular altında kaldı. Mahsur kalan araçlar vardı. İtfaiye ekipleri o noktada tahliye işlemleri için o bölgeye yönlendirildi. Ancak şu an itibariyle İstanbul'da özellikle bazı noktalardan sosyal medya hesaplarından dolu yağışı ile ilgili gerçekten de ürkütücü diyebileceğimiz boyutta görüntüler geliyor. Anadolu yakasında Ümraniye'de, Kadıköy ve Üsküdar'da çok şiddetli bir şekilde yağış etkisini gösterdi. Ertan biraz çıkalım. Tabii malzemelerin de herhangi bir sıkıntıya yaşamaması için, bağlantının sağlıklı olması için çok yağış altına çıkamıyoruz. Ancak şu an biraz daha etkisini yitirdi. Üsküdar meydanda da hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar kendilerini saçak altlarına atmış durumda. Özellikle Marmaray'ın olduğu güzergahta, Ertan orayı da gösterirsek, vatandaşların hazırlıksız olduğunu görüyoruz. Hepsi de saçak altlarına ya da sığınabilecekleri noktalara gelmiş durumda. Tabii yine süper hücre yorumları da dönmeye başladı. Süper hücre geçişinden mi bu şekilde bir yağış meydana geldi? Bu da tabii uzmanların beyanat vereceği konulardan birisi. Ancak çok kısa sürede olmasına rağmen birçok noktada hem şiddetli sağanak hem de dolu yağışı etkisini göstermiş durumda. İstanbul yaklaşık yarım saat önce saat 13'te yaptığımız bağlantının ardından 10 dakika geçti ya da geçmedi. Adeta öğle saatlerinde geceyi yaşadı diyebiliriz. Gündüz geceye dönmüş durumdaydı. Şu anda da yine bazı noktalarda siyah bulutları görüyoruz. Boğaz geçişlerinde çok zaman zaman lokal de olsa şiddetli sağanak geçişleri var. Meteorolojinin uyarıları devam ediyor. Gök gürültüsü, sağanak yağış geçişleri olabileceği yönünde. Yine İstanbul Valiliği'nin de İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağı ve bu konuda dikkatli olunması uyarısı var. Meteorolojinin uyarılarının arasında ani su baskını, hortum ve dolu yağış uyarıları vardı. Şu anda da zaten gök gürültüsü devam ediyor. Zaman zaman da yine şimşekler çakıyor. Yaklaşık bir saat önce adeta İstanbullular öğle saatlerinde geceyi yaşadı diyebiliriz. Gelen bir yaralanma ya da can kaybı ihbarı yok, ancak gerek 155 polis hatlarına gerekse itfaiye birimlerine su tahliyeleri konusunda ihbarların geldiğini belirtelim. Bir kere daha altını çizelim. Arnavutköy'de bir semt pazarı su bastı, pazarcılar güç anlar yaşadı. Topkapı'da da bir alt geçit suyla kaplandı ve o noktada araçlar mahsur kaldı. Kameramızın kadrajına nasıl girecek bilmiyorum, ancak Ertan beni bir takip edebilirsen, aslında ne kadar değişik bir hava hareketliliği olduğunu görüyoruz. Bembeyaz bulutların hemen altı ve üstü çok siyah kapkara bulutlarla kaplanmış durumda. Bu şekilde İstanbul Boğazı zaman zaman siyah, zaman zaman gri bulutlarla kaplı. O noktada da bembeyaz bir bulut tabakasının üstü ve altı siyah bulutlarla kaplanmış durumda. Şimşeklerin çakmaya devam ettiğini belirtelim. 12 ile 14 arası şiddetli yağış ve sağanak uyarısı vardı meteorolojiden. Yine İstanbul haricinde de bazı iller için sarı alarm verilmişti. Bu noktada da yine işte vatandaşlarımıza ekranlarımızdan bir kere daha uyaralım.
Henüz hava normal şartlarına dönmüş değil. Saat şu an 14 sıralarındayız. Ancak yine megakent İstanbul'da kara bulutlar hakim. Özellikle Anadolu yakasında araçların camlarını bile kırdığını gösteren görüntüler paylaşıldı dolu yağışında. Bazı noktalarda fındık büyüklüğünde, bazılarında ise daha büyük fındık büyüklüğünde olan daha büyük dolu parçaları da yağdı. Tabii yağışla birlikte bazı araçların da camlarında hasar oluştuğunu da belirtelim. Şu an itibariyle bulunduğumuz noktada Üsküdar Meydanı'nda yağış etkisini yitirmiş gibi, ancak yine oldukça siyaha doğru dönüşen bulutlar ve havanın biraz daha kararmış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir önceki bağlantımızda da belirttik. Sağanakla birlikte, yağışla birlikte İstanbul Boğazı'na gelen kanaldaki atıkların da ve kirli suların da boğazda kirli bir görüntü oluşturduğunu belirtmiştik. Şu an için İstanbul megakentte hala yağış alarmı devam ediyor. Vatandaşları en azından bu saatler itibariyle sokağa çıkmamaları ya da çıktıkları noktalarda da daha dikkatli, duyarlı bir şekilde hareket etmeleri konusunda uyaralım. Henüz yağış etkisini yitirmiş değil. Gök gürültüleri ve zaman zaman şimşek çakması devam ediyor. Arnavutköy'de bir semt pazarı su altında kaldı. Su baskını oldu. Topkapı'da da alt geçitte mahsur kalan araçlar olduğunu belirtiliyor. O noktada da muhtemelen kurtarma çalışmaları başlayacak. Sarı alarm İstanbul'da devam ediyor diyebiliriz aslında. Ramazan'a notları için teşekkür edelim. Bir yandan da ekranlara getiriyoruz İstanbul'un iki farklı noktasından görüntüler. Saat 12 ile 14 saatleri arasında sarı alarm verilmişti meteorolojide. İstanbul'un birçok farklı noktasında gök gürültülü sağanak yağış ve aynı zamanda dolu yağışında, şiddetli bir dolu yağışında etkili olduğunu görüyoruz. Aslında her yağışta benzer görüntüler kameralara geçiyor İstanbul'da ve özellikle de Topkapı'da. Topkapı'da üst geçidin altında bir kez daha su birikmiş durumda ve birikmiş olan suyla birlikte araçların da suların içerisinde kaldığını görüyoruz. İtfaiye ekiplerinde çalışması devam ediyor. Muhtemeldir ki rögarlardan kaynaklı olarak yine bölgede bir tıkanıklık söz konusu. Ekipleri, mahsur kalan araçları da kurtarma için çalışmalar devam ediyor. Ama bir yandan da tabii ki bir başka görüntü de ekranlara getirdik. Birçok noktasından gelen benzer bir görüntü. O da şiddetli bir dolu yağışı. Bir geçiş söz konusu, dolu yağışı geçiş söz konusu. Benzer farklı ilçelerden gelen görüntüler. Özellikle de bu noktada tabii ki vatandaşlara az önce Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'ndan da uyarısı vardı. Meteoroloji radarlarını ya da meteorolojiden gelen uyarıları dinlemeden yola çıkılmaması yönünde en azından bugün için İstanbul'a yönelik bir uyarı var. Özellikle de akşam iş çıkış saatlerinde yağışın yeniden etkili olabileceği uyarısında olduğunu belirtelim. Evet, hemen ekranları da getiriyoruz. İşte dolu yağışıyla birlikte beyaza bürünmüş yolları da şu an adeta bir kar yağmış görüntüsünde ekranlara getiriyoruz. Şiddetli bir dolu yağışından bahsediliyor. Aslında bu yağış bir sürpriz değildi. Meteoroloji dünden itibaren hem Marmara bölgesi hem de Batı Karadeniz için uyarılarını sürdürüyordu. Hatta saat verilmişti. Saat 12 ile 14 saatleri arasında sarı alarm seviyesine geçildiği belirtilmişti. Sadece yağış değil, aynı zamanda şiddetli bir rüzgar da etkili pek çok bölgede. Bununla birlikte tabii ki yağışın neden olduğu birçok noktada su baskını haberleri ekranlara getirdik. İlk olarak Arnavutköy'de bir pazar yerinde su baskını ekranlara getirmiştik. Hemen ardından da şu an Topkapı'daki görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Bir yandan da aslında İstanbul'da o dolu felaketinin yaşandığı birkaç yıl öncesinden itibaren hep görmüş olduğumuz bir görüntü. Araçların üzerine de bahtaniyelerle örtme, yine onu da benzeri şekilde görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Şu an görüntümüz ise bir üst geçidin altında, araçların üst geçidin altının tamamen suyla dolmasından kaynaklı araçların sular içerisinde kalması söz konusu ki bir aracın neredeyse yarısına kadar suyun içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir yandan ekiplerin çalışması devam ediyor ama işte rögarların açılmasıyla suyun çekilmesi bekleniyor ama rögarların kapalı ya da tıkalı olmasından, yine benzeri sebepten kaynaklandığı da tahmin edilebilir bölgedeki su baskınlarının. Aslında Topkapı yağışla, İstanbul'da şiddetli yağışın etkili olduğu günlerde hep benzer görüntülerin kayda geçtiği noktalardan biri olarak da hatırlanabilir. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor dedik. Şu an buradan görebildiğimiz kadarıyla bir servis minibüsü, içerisinde sürücüsü var.
suların yükselmesiyle birlikte muhtemeldir ki içeride mahsur kaldı ama suların çekilmesiyle birlikte yavaş yavaş aracın da hareket ettiğini görüyoruz. Hemen o servis minibüsünün önünde ise yine yarısına kadar sularla kaplanmış bir şekilde bir aracın da bir otomobilin olduğunu da görüyoruz. Bagajını da açmış bir şekilde en azından alt geçtim biraz daha dışarısına duruyor ki o servis minibüsü bir başka araç tarafından şu an çekiliyor suyun biriktiği noktadan diğer daha suların az olduğu noktaya doğru. Ekiplerin çalışması devam ediyor dedik. Yaklaşık yarım saat önce çok daha yüksek bir seviyedeydi su. Ancak rögar kapaklarının açılması ve giderlerin temizlenmesiyle birlikte oradaki suyun da temizleneceğini söyleyebiliriz. Muhtemeldir ki önümüzdeki birkaç dakika içerisinde. Suyun içerisinde kalmıştı o servis aracı. Bir başka aracın yardımıyla şu an çekilmiş durumda. Hemen arkasında bir başka araç daha bulunuyordu. O aracında muhtemeldir ki önümüzdeki dakikalarda çekileceğini de söyleyebiliriz buradan görebildiğimiz kadarıyla. Bir servis aracı içerisine yolcu var mıydı? Tabii ki onu şu an itibariyle bilemiyoruz. Ancak araç sürücüsüyle birlikte bir fotoğraf alayım mı? Bu suyun içerisinden çıkartılmış durumda. İstanbul'un birçok farklı noktasından gelen görüntüler var. Zaman zaman yağışın pek çok noktada etkili olduğunu da söyleyelim. Dolu. Sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış var şu an için İstanbul'un birçok bölgesinde. Aynı zamanda özellikle dolu yağışının gün içerisinde yine etkili olacağını da söyleyebiliriz. Uzmanlardan gelen uyarıları da bir kez daha tekrarlayalım. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor dedik. Evet, şu an itibariyle araçta mahsur kalan vatandaşların da kurtarıldığını söyleyelim. Araç sürücüsü de. Aracını, servis şoförü de aracını dışarı çıkartmış durumda suyun etkili olduğu bölgelerden. Buradan görebildiğimiz kadarıyla servisin içerisinde de yolcular bulunuyor tabii ki. Yolcular da birlikte muhtemeldir ki korku dolu anlar yaşamıştı. Yağışın aniden bastırması ve o bölgede su seviyesinin hızlı bir şekilde üst geçidin altında yükselmesiyle birlikte. Bölgede çalışmalar devam ediyor dedik. Çalışmalar özellikle de az önce de ekranlara getirdik. Rögar kapağının açılması, giderin açılmasıyla birlikte suyun hızlı bir şekilde tahliyesi söz konusu olacak. Muhtemeldir ki kısa bir süre içerisinde Topkapı'daki alt geçidin bulunduğu bölgede artık suların tamamen çekileceğini söyleyebiliriz. Ama ne yazık ki bu ilk değil, son da olacak gibi durumu. İstanbul'da yağışın olduğu pek çok zamanlar benzer noktalarda aslında bu görüntülere, ekranlara getiriyoruz. Bir yolcu otobüsü, halk otobüsü de yine yağıştan mahsur kalanlar arasındaydı. Dolu yağış ile birlikte pek çok sürücü de alternatif olarak araçların zarar görmemesi için seyir halindeyken alt geçitlere sığındı. Ancak alt geçitlerde yağışla birlikte su seviyesinin bölgede yükselmesiyle birlikte sıkıntılı durumlar oluştuğunu da söyleyelim ki o araçlardan biriydi servis minibüs, servis aracı, aracın şoförü ve içerisindeki yolcularla birlikte araç bölgeden kurtarılmayı, yolcular kurtarılmayı beklemişti. Kısa bir süre önce de ekiplerin, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle birlikte o araç da içerisindekilerle birlikte kurtarıldı. İstanbul'da saat 12 ve 14 saatleri arasında sarı alarm vardı. Ancak şu dakika itibariyle de meteorolojiden gelen uyarıyı tekrarlayalım. Sağanak yağış, dolu ve gök gürültüsünün ve fırtınanın gün boyunca etkili olacağını söyleyebiliriz. Uzmanlardan gelen uyarıyı da bir kez daha tekrarlayalım. Özellikle iş çıkış saatlerine bugün dikkat etmesi gerekiyor İstanbulluların. Çünkü ilçeden ilçeye değişen bir şekilde zaman zaman etkisini arttıran bir yağış söz konusu. Bu yüzden de meteorolojiden gelen uyarıları bugün daha dikkatli bir şekilde İstanbullular olarak dinlememiz gerekiyor. Pek çok farklı noktadan görüntüler ekranlara getirmiştik. Özellikle de dolu yağışının etkili olmasıyla birlikte İstanbullular araçlarının zarar görmemesi için battaniyelerle araçların üzerine örttüler. Ki bir başka görüntü işte o dolu yağışının etkili olduğu anlara yönelik merhabalar, teşekkür ederim. Beyaz bir örtüye bürünmüş durumda İstanbul'un birçok noktası doludan kaynaklı olarak. Şu ana kadar herhangi bir dolu yağışının neden olmuş olduğu bir hasara ilişkin bir bilgi olmadığını söyleyelim. Ancak tabii ki yağışın etkili olmasıyla birlikte pek çok noktada İstanbul'da trafiğinde, ulaşımında durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Su baskınlarının yaşandığı bilgisi var. Az önce de ekranlara getirmiştik. Arnavutköy'de bir pazar yerinde su baskını yaşanmıştı. Bu görüntülerin adresi de Topkapı ve Topkapı'da yine bir başka noktada da İstanbul'un bir başka noktasından gelen dolu yağışı ve o dolu yağışı ile birlikte
birlikte oluşmuş manzaraları da ekranlara getiriyoruz. Pek çok sürücü de aracını durdurmuş durumda. Yağışın en azından geçmesini bekliyorlar ya da korunaklı bir alana sığınmayı bekliyorlar şu an itibariyle. Ceviz büyüklüğünde doluların olduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul'da son birkaç gündür sıcak ve bunaltıcı bir hava vardı. Meteorolojiden gelen uyarılarla birlikte sıcaklığın düşüşüyle birlikte geçişle birlikte yağış geçişlerinin olacağı, özellikle Marmara'nın doğusu, İstanbul'da Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz bölgesinde yağışların da gün boyunca etkili olacağı uyarısını da tekrarlayalım.